Anaya bak, anaya. Beden 3-5 babaya. Gözlerin ana görsün. Kızdırırsan görürsün. Hem iyi kalplidir, hem de gaddar. Bizim anada ne yollar var? Anaya bak, anaya. Bedel 3-5 babaya. Anaya bak, anaya. Bedel 3-5 babaya. Huyu kurusun biraz dayıdır, iyilik etmeye bayılır. Şakaya gelmez ama şakacı da sayılır. Anaya bak, anaya. Bedel 3-5 babaya. Anaya bak, anaya. Bedel 3-5 babaya. Zalimi tepeler, acizi kollar. Zekadan yana şeytanı sollar. Ana bizden yana. Helal sana bu yollar. Anaya bak, anaya. Bedel 3-5 babaya. 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 Ana! Müzayedemizdeki eşyalar şunlardır. Şamdanlar, avizeler, buhurdanlıklar, Padişah 3. Ercüment'in hamam tası, İspanyol ressam Salvatore's Domates'in İspanyol meyhanesinde Plaki isimli orijinal tablosu, altın varaklı boy aynası, 18. asra ait İtalyan konsolos, aman konsol, Çin malı ipek halı, Mahmure Sultan'ın sedef takunyaları, bir adet Çini soba, iki adet kavun, aman maun sehpa, bir adet pembe camlı antika gaz lambası. Sonunda buldum, buldum. Arşimet oldum, evreka buldum. Ne buldun ana? Anneannemden kalan antika gaz lambasının eşini buldum. Civciv, koş içerki odadan getir lambayı. Kırma, gebertirim. İki taneydi. Biri 10 yıl önce kırılmıştı. O günden beri her müzayede ilanını okurum. Sonunda lambanın eşini buldum. Gözün aydın anacığım. Sağ ol kızım. Tabii müzayedeye gidip açık artırmaya katılacaksın ana. Buyurun ana. Pembe camlı antika gaz lambası dediğine göre bunun eşidir. Gel pazar günü, gel. Dinle sevgilim. Pazartesi günü seninle buluşamayız. Çünkü pazartesi annemin doğum günü. Salı da olmaz. Star'da annemin dizisi var. Ailece onu seyredeceğiz. Çarşamba gecesi de Avrupa Kupalarından maç yayını var. Neci Neci? Ha, İspiyoncu. Ha, şimdi tanıdım. Anlamadım. İki tane berberiniz mi var? Ha? Ha, iki tane haberiniz var. Peki İspiyoncu Bey, Şeymuz Bey'i bağlıyorum. Şeymuz abi, bir o kalabalıktı, içeriden arıyorum. Kısa keseceğim. Dinle şimdi bak. Pazartesi ananın doğum günü ya. Ne? Ciddi mi? Demek pazartesi günü ananın doğum günü. Harika. Peki ikinci haberin ne? Ana pazar günkü müzayedeye katılıyor. Lamba alacakmış lamba ya. Antika lamba. Antika lamba mı? Yazalım. Pazar günü müzayede, pazartesi doğum günü. Aferin ispiyoncu. Başak ettin yine. Haydi güle güle. Doğum günde senin yanında olacağım ana. Ne olursa olsun beraber kutlayacağız. Müzayede mi hesap? Gelin bakayım buraya. Emre Şehmuz abi. Bana bakın, içinizde hiç müzayede gören var mı? Nasıl oluyor, neyin nesi bir iş? Ben gördüm Şehmuz baba. Bir salonda toplanıyorlar. Satılacak mallar ortada duruyor.
satıyorum, satıyorum, sattım diye satış yapıyorlar. Açık attırma ha. Öyle abi, aynen. Bir şey sorabilir miyim? Buyur Aslan Yöreti. Müzayedeye mi gideceksiniz? Ana bayılmadı. Evet, müzayedeye gideceğim, ne olmuş? Teşekkür ederim. Pazar günü ben de o salonda olacağım. $5.750.000. Evet, son defa soruyorum. Bu emsalsiz güzellikteki lazımlığı yok mu artıran? Satıyorum. Satıyorum. Evet, artırdılar. 6.000.000. 6.000.000'a antika lazımlık. Padişahın torunu hep bu lazımlığa yaparmış. 6.000.000. Satıyorum. Demek müzayedeyi sizin gibi onlar da merak etmiş. Kimler? Kimler olacak? Şurada oturanlar. Ha. Vay be. Bu müzayede denilen hadise bayağı neşeliymiş. Şimdi de hakiki Çin vazo. 45.000.000. 50.000.000 verdiler. 50.000.000. 55.000.000. 60.000.000. 60.000.000'a satıyorum. Satıyorum. Saat. Vay be, bir vazoya 60.000.000 verdiler. Ben olsam bir ton yiyecek alırım, yaz kış yerim. Ana! Kendi adını söyledin. Geldi işte, geldi. Kim geldi? Benim lambanın eşi geldi. Antika gaz lambası. Bedeli 3.5 milyon. 5.000.000 veriyorum, tiko para. Yok ya. Hanımefendi, seslenmeyin. Artırmak istiyorsanız elinizdekini kaldırın. Heyecandan kaldıramadım, özür dilerim. 5.000.000 verildi. Artıran yoksa satıyorum. Vay, gırgır başladı. 6.000.000. 7.000.000. 8. 9.000.000. 10.000.000. 11.000.000. 12.000.000. 13.000.000. 14.000.000. 15.000.000. 16.000.000. 12.000.000. 18.000.000. Bana bak Şehmuz, senin bu yaptığına ayıp derler. Niye ya? Sen ne katılıyorsun, ben ne katılıyorum? Ne güzel çıkışıyoruz. 35.000.000'a çıktı. Satıyorum. 50.000.000. 50.000.000 verdi. 50.000.000'a satıyorum. Olamaz. Sattım. Beyefendi, 50.000.000'a sattım. Hayırlı olsun. Vatana, millete hayırlı olsun. Kel Behzat. Kel Behzat. Saçına kına yak şimdi. O kadar çok heves ettiğim bir şey senin yüzünden Kel Behzat'ın oldu. Senden nefret ediyorum. Vay be. Şaka yapalım derken işin tadı kaçtı. Adi Kel Behzat. Aferin sana Kel Behzat. Demek lambayı kaptın. Ayıp ettin Ceylan'ım. Bunlar ufak işler. Doğru. Sen Uluslararası Üçkağıtçılar Birliği Genel Başkanı olacak adamsın. Buyurun efendim, kimi arayıp taramıştınız? Necati Bey'den ezip çıktı. Aman, beyefendi evdeler mi acaba hizmetçi hanım? Evdeler efendim. Rol icabı hiçbir yere gitmeyip sizi bekliyorlar. Bir yanlışlık sonucu eskiciye satılan ve müzayedeye sokulan bu lambayı alıp bana getirmekle çok iyi ettiniz Kel Behzat Bey. Sizi kutlar ve bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Ben sadece görevimi yaptım. Sizin adınıza müzayedeye katılıp sizin verdiğiniz 50.000.000'la lambayı aldım. Hepsi bu. Biliyorum. Ayrıca bunu seyirci de biliyor. Bence başka şeyler konuşalım. Peki konuşalım. Zengin bir adam olduğunuzu belli etmek için bu eski Türk filmlerindeki kılıkta görünmeniz şart mıydı Necabettin Bey? Ay pardon, Necati Bey. Bence bu konuyu kapatın. Asıl para meselesini konuşun. Necati Bey, Kel Behzat bu işten kaç para alacak? Onu baştan konuşmuştuk. 50.000.000 lira alacak. Şu anda alırken görünüyor. Alıyor, alması lazım. Almak üzere ve aldı. Kendisini kutluyoruz. Buyurun efendim.
Necati Bey içerideler. 60 saniye. Aman bir dakika. Necati Bey. Telefon. Evde yokum. Şimdi buralardaydım. Herhalde bahçeye indim. Anlaşıldı, tamam. Telefonun sırası mı? Herkes şu 1-2 milyonluk lamba için 100 milyon harcadığımı merak ediyor. İşte bu. Bu mikrofilm için. Bu mikrofilm milyarlara değer. Çünkü burada bugüne kadar bulunmayan ishal mikrobunun resmi var. Tıp dünyası alt üst olacak. Bana milyarlar yağacak. Şeymuz Bey. Bakalım atla arabaya. Buldum, buldum. Kontak anahtarını mı? Hayır, anaya vereceğim hediyeyi buldum. Anaya mı? Yürü gidiyoruz. Biz anayı hediye almak için mi dolaştık? Kızım geç içeri, otur şuraya. Ananın mı doğum günüymüş? Ananın doğum günü. Otur. Şimdi beni iyi dinleyin. Şu kel besatların herifi bugün araklayıp bana getireceksiniz. Saçından tutup çeker getiririz gerekirse. Hiç merak etme Şehmuz Baba. Saçından olmaz ulan. Başka yerinden tutun. Herif kel. Haklısın Şehmuz abi. Arabaya tıkar getiririz. Dikkat edin silah çekmesin. Silah mı? Külah dedi oğlum, külah. Silah değil, topla kendini. Hadi çabuk evin civarına mevzilenin. Sakın boş gelmeyin. Başlayın. Yürüyün. Kendimi affettireceğim sana. En güzel doğum günü hediyesini ben getireceğim ana. Bana bakın. Dinleyin beni şimdi. İyi dinleyin. Bu kel Behzat denilen herifi ne yapıp edip bana getireceksiniz? Başüstüne. Başüstüne. Behzat'tan lambayı geri alacağım. Taktım bir kere. İsteği yerine gelmeyen ana olur mu be? Baba adamlarını haşladı ve böylece hızlı takip başladı. Behzat'ı bulmak için yandılar için için. İşte düştüler yola, baktılar sağa sola. İçmeden gazoz kola vermediler hiç ola. Şeytan aldı götürdü. Behzat içine girdi. Bir hafta verdi. Gel Behzat nerede? Oh, 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 oh. Ofladılar, ufladılar, sağa sola tosladılar. Her tarama özürlüyü bizim gel Behzat sandılar. Saatler geçti böylece, neredeyse oluyor gece. Hadi ah karpuzları kesmece. Yoruyan büyük çekmece. Şarkı böyle saçmalarken her şey değişti hop birden. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, elin kör oldu. Hiç beklenmeyen bir yerde kel Behzat bulundu. Bulundu, bulundu. Durun bakın, benden ne istiyorsunuz? Lambayı. Lambayı. Lamba bende yok. Durun. Aa havaya bakın. Kaldırın ellerinizi. Hadi. Hadi vites, atmalı arabaya. Ma ben miyim? Çok hadi. Konuşma. Hadi bizim arabaya. Seninle Atta'ya gideceğiz. Hey! Behzat'ı çaldılar. Bizi de esir aldılar. Bu pozu bozmayın. 10 dakika böyle kalırsanız size gofret alacağım. Bay bay. Yürü.
İndirin ellerinizi be. Herifler evlerine vardı bile. Allah Allah, anneye ne cevap vereceğiz şimdi? Ana, anamızı ağlatacağım. Ya. Selam. Selam. Akif hoş geldin canım. Hoş bulduk. Şunu sakla tamam mı? Akşam annemin doğum günü partisinde ortaya çıkaracağız. Tamam tamam. Sen merak etme. Ben onu öyle bir yere saklarım ki sonra kendim de bulamam. Saçmalama kızım, sakın kaybolmasın. Merak etme, merak etme. Merak etme. Sebebim şu. Niçin o kadar para verip aldığın şeyi Necati Bey'e hediye ettin? Konuş. Bütün bildiklerini anlat. Hediye etmedim. Benim müsaadeye Necati Bey gönderdi. Para onun parasıydı. Lamba şu anda kendisinde. Benim bu işte bir ilgim yok. Bu yıl yağış bol olacak. Çiftçinin yüzü gülecek. Benzine zam gelecek. Bütün bildiklerim bu kadar. Biraz da Necati Bey hakkında bilgi ver. Kendini insanlığa hizmete adamış bir bilim adamı. Yıllardır mikroplarla, virüslerle uğraştığı için kadınlarla uğraşamamış. Bu yüzden de evlenememiş. Sağ olsun her gördüğü kadına asılır. Güzel. Demek kadınlara meraklı. Efendim, Necati Bey şimdi geliyorlar. Lamba burada. Bakalım numaramız sökecek mi? Hoş geldiniz hanımefendi. Acaba hangi gazetedensiniz? Gazete değil, dergi. Zıptırık dergisi. Ne kırık? Zıptırık. Bilim, sağlık, sanat, spor, moda, kadın, aktüelite gibi hiç değinilmemiş konuları şey ediyoruz. Çok iyi ediyorsunuz. Buyurun. İlk sorum şöyle oluyor. Bir bilim adamı olarak acaba şimdiye kadar niçin evlenmediğinizi açıklar mısınız? İkinci sorum da şu. Yoksa açıklamaz mısınız? Tabii açıklarım. Sağlığınıza. İsminiz neydi? Leyla. Benimki de Mecnun. Hah, işte Leyla geliyor. Hem de dolu geliyor. Aslanım Leyla, kız nasıl kaptın lambaya? Yarın akşam yemeğe çıkacağız diye söz verdim. Sonrası da meslek sırrı. Akif. Oğlum benim, sağ ol. Her şeyi sen hazırladın ha. Canım anneciğim, nice senelere. Ne o oğlum, öyle tebrik kartı gibi konuşulur mu? Çok heyecanlıyım ana. Canım benim, canım. Tebrikler ana. Sağ ol civciv. Belki yetmez diye bunu da getirdim. Sana yetmez tabii. Öpeyim ana. Öp bakalım. Tebrikler ana. Yanında lafım olur. Sağ olun çocuklar. Nice yıllar ana. Öpeyim ana, Jilet, tebrikler. Geç bakalım çaycığım. Sağ olun, sağ olun çocuklar. İyi seneler anacığım. İyi seneler. Ana, tebrikler! Evet. Davetli değilim. Hediyemi bırakıp gideceğim. Müzayedeki hatamı telafi etmek istedim. Bunu sana aldım. Sağ ol. Beğendiğine çok sevindim ana. Çok güzel. Ah. Hay Allah. Ne diyeyim sana be? Ne söyleyeyim? Ver ver ver. Al al al. Hiçbir şey söyleme ana. Bu mutlu gününde boşuna üzülme. Bak. Ne 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 ne. Ah canım evladım benim. Aynından almış. Aslan oğlum benim. Hadi bakalım neşeli bir şeyler çalın da pastaya girişelim. Sokağa yeni çıkmış ev kedisi gibi kaldı oracıkta. Ver şunu pastasını. Hadi gel Mahsun Şehzade. Şehit diyorum ki...